Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın inşallah. Miracın her şeyde olduğu gibi sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti var. Ee, mirac'ı şöyle, ben bir ağacı şu gösterir, şey yapar mısın şu ağacı? Bu ağaç kabul edersek Allah'ın dışında 18 bin alemi, Mirac nerededir yani görelim. Beş gecedir, beşi, beşinci alınmamış. Çünkü bize gelmiş. Bizimle alakalıdır. Doğumdur. Mevlüt kandili Ağacın kökünü görüyor musunuz? Bu regaip. İlk yaratılışına nur Muhammed'i karar verdiğime regaip çekirdek. Sonra bütün her şey yaratıldığı Aziz misafirine dendi ki her şeyi bitirdi. Gel sana üç tane bir emanet var. Miraca giderken emanet vardı yanında. Nur vardı, anahtar vardı. Meyve, insan olduk. Ya yani meyve sonuç ya. Yani bütün bu ağacın, kütüğünün, dalın, Budağın meyvenin kokusunun sonucudur. Meyve <laughs> cami lezdat. Yani serti, yumuşağı, karanlığı, aydınlığı, odun her şeyin almış. Ona bir unvan koymuş. Meyve. Beş tane miraçta meyve var. Ona miraç gecesi denmiş. Sonuçtur. Miraç meyvedir. Fakat bu meyvenin içerisinde bu kökteki çekirdek de var. Eğer... Meyve düşünürseniz meyve bunun adı Ahmet'tir. Ahmet aleyhissalatü vesselam peygamberimizin beşeriyeti vazife darlığı. Resul olması, komutan olması, baba olması, diğerleri ümmetine arkadaş gibi olması. O tarafına Ahmet. Bu çekirdeğin adına Allah demiş. Nuru Muhammedi. İnsan ismi değil o. O nurun adıdır. Ama bunu meyvenin içine koyunca meyveyi kastedilince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın serveri, çekirdeği, aslisi, sebebi, vücudu vasıflar olunca Muhammed deniliyor. Peygamber, peygamber tarafı denilince yani mucizesi, konuşması, ubudiyeti Ahmet'tir. Ahmet Muhammed böyle. Abiler insan bu. İnsan şimdi bize ne giydirilmiş? Gömlek, atlet, biz kimiz? Bak. atlı, gömlek giydirildi. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım. Akıl da bir elbise. Vicdan elbisesi, kalp elbisesi, ruh elbisesi, en elbisesi. Böyle giydirmiş. Ale, alemleri bize giydirmiş. Mesela e, bize vücut elbisesi giydirmiş. Neyin hulasası bu? Alemi şahadetin. Dağlar, tepeler, kadın, erkek, güneş, dağ, toprak, dere, deniz, gece, gündüz. Hepsini hulaset de Sonra lefi mahfuzu bize giydirdi akıl. Sonra haşir meydanını bize giydirdi vicdan. Sonra bütün kainatın, kainatın haritası kalp. Allah'ın dışında yaratılan şeceli hilkat bize giydirmiş ruh. İşte insan bu. Sen bak oturuyorsun ama bu alemler sana giydirilmiş bil yani. Kıymetini bil. Allah sana öyle bir değer vermiş. Sana değer verene değer ver. Sana değer vermiş. Seni muhatap almış. Bütün alemleri yarattım. Onun numunesini sana giydirdim. Muhatabı da seni yaptım. Kur'an'ı da sana indirdim. Cin Suresi bile bize inmiş. Bizden dolayı cinler istifade ediyor. Cin Suresi bizden ona inmiş değil. Bize inmiş. Düşün yani onu bile söylüyor. Cin suresi bile bize eğilmiş. Bizden ona. İlk muhatap biziz. Onları kaldırmıştı zaten. Bizden önce onlar vardı. İşte insana böyle şey giydirilmiş. Böyle alemler giymiş. Sonra Miraç ise üç aylarının hakikatını saklıyor. Yani muhatap aldı. Peygamberini aldı. O hadiselerden ee, gece, keşke zaman olsa da niye gece seyahat ettirdi? Gece mescidi e, haramdan e, etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksaya, oradan da semalara. Tamam, onu e, miraç gecesi yaptı. Bırakı göstereceğim. Abiler, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz kaldır karıya. Mescidi Haram'dan Mescidi Haram'dan bundan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yedi kat sema. Bütün peygamberleri burada görüştürmüş. Bundan sonra geçiyor. Sevgili kardeşlerim, nefsinden insan, insan makamlarına giriyor. Bunlar alemler. Şuraya gireyim. Cehenneme girmedi, cehennemi gördü. Cennete girdi. Ve buraya kadar Burak. Peki nasıl, nereye bindi? Mesela telefonla konuşuyoruz. Telefonda elektrik var. Telefona suret gönderiyor muyuz? Ses, yazı. Ee, bu kablonun içerisine havada böyle yaprak mı gidiyor? Uçarak mı gidiyor? Resim gönderiyoruz. Bunun resmini çekiyoruz telefonla. Telefonla şak çektik. Burada açınca galeriye resim gözüküyor. Altında resim yok. 1 1, 0 0 Yani onun yazılımı var. Mekapiksel dedikleri. Yani yazılımı var. Bu telefonda sana gönderirken bu megapikseller yani yazılımını elektrik var, elektrin içine yazılımını atıyorsun. Resim resim yok. Yazılımda yok. Elektriğe dönüştürüyorsun. Elektriğine koyuyorsun. Elektrikle gidiyor. Sonra benim telefona buna tersini dönüşerek aa resmi geldi. Yani bunu beşer yapıyor. Biraz da ilerlese ceset nakli yapılacak. Normal. Yakında şey olması lazım. Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyorum dedi ya Yakup Aleyhisselam. Koku. Kokun aklı olacak diyor. Boşuna Kur'an zikretmez. Bir şey zikrediyorsa onun numunesini yapınız demektir. Bu mucize olarak, mucize olarak peygamber eliyle veriliyor. Onun alt veri tabanı ne? siz bunun maddi misalini yapın diye. Ha el-etiye resim konulduğu gibi peygamber aleyhisselam burağa biniyor. Aha. Burada oturuyorsun. Sonra yedi kat sema peygamberleriyle, arkadaşlarıyla görüştü şurada. Başladık. Tamam. Sonra görüştü. Yedi kat sema bitti sevgili arkadaşlar. Alemi Berzah başladı. Alemi Berzah. Bizim vicdan dünyası. Oralara geldi şimdi. İnsan nevi nerelere gitmiş ya? Peygamberimiz. Sonra Yedi kat tamam mı? Bütün peygamberlerle görüştü. Alim Berzaha geçti. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam emri -em -kün, kün tezgahına bu alemlerin yaratıldığı tezgahlar var. Torna tezgahları gibi. Oraya girdi. Sonra Lefi Mahfuz'un yazar bozar tahtası var. Lefi Mahve ispat denilen buraya girdi. Yani bu Edirne kapısı. İspal'a yani Türkiye'den çıkacak tır, bütün evrakları varsa Abdullah, onaylayayım çık. Eksiği varsa geri dön. Pasaportu tamam, geç deniliyor. Kürse gitmiş. Kürse ne var? İnsanlık takılmış. Buraya kadar insan değiliz. Sonra burada vicdanların kendisi, niyetler burada takılmış. Kanunlar burada takılmış. Ben benim, sen sensin. Kadın erkek burada takılmış. Sonrası, sonra burası cennet, cehennem. Buralı, buraya girmiş, burayı görmüş Miraç'ta. Sonra burası arş. Esmaların perdesi tecelli diye bizde karşılığı kalp. Sonra lef mahfuz, Kur'an'ın indirildiği toptan. lef mahfuz, bizde karşılığı akıl. Sonra Allah ruhu yarattı. Onun oradaki karşılığı arş-ı azam, bizde karşılığı ve imkan ve vücub buraya gelmiş. Peygamber buraya gelmiş. Bu da nuru Muhammed'i, onun nuru bile onunla yaratılmış. Bu alem de şu alem bundan sonra benin şeyi, Allah'lık hakikati. İki alem arasında peygamberimiz biraz da ufakta sahan şu şuraya gelmiş. Allah'lık bu. Burası berzah. Burada karşı karşıya gelmişler. Ve o kapıyı açık bırakmış etkiye ümmeti, arkasından takipçileri de o cismen ve ruhen gitti. Cismen ve ruhen. Biz kalben ve ruhen. Kapı açık. Şimdi oradan ne getirdi? Beş meyve getirdi. O meyveden bir tane okuyacağım. Dersi bitireceğim. Beş tane meyve getirdi. Dün üçü Ümraniye'de okudum. Dördü burada okuyayım. Rüyeti cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her bir mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki yani ne ben Allah'a gördüm diyor. Ha Allah'a görmeyi bir de şey yapayım böyle. Allah çok uzaklarda ya böyle Müslüman nazarı çok çok ulaşılmaz. Nasıl ulaşılmaz? Attık tobe. Görmeyi buna indirgedik. Hani eşin dese ki yemeğe baksana. Sen bakıp da tuzlu ekşi olduğunu anlar mısın? Neyle anlarsın? Kadar ha onun gözü bu. E ne diyor? Sesin gözüne kulak. Renk ve şeklin gözüne göz. Bir gaz mı şey yapmış? Ocak mı unutulmuş? Onun gözüne burun. Yani göz farklıdır. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için gözün dışındaki şeyleri görmüyor zannediyor. Rüetu cemalullah görmüş her mümine o kapı açık olduğunu müjdesini getirmiş. Kapı kapalı değil. Ama mukaddemesi var zaten vicdanda görüyoruz. Gören görüyor zaten. O meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani Allah'ı görme müjdesini bize getirmesi ne demek? Şu yani her kalp sahibi bir insan zi cemal, cemal sahibi ve kemal sahibi İhsan sahibi bir zatı sever. Yani uyanmış bir kalp ona yapılan iyiliği, onun hayatına, maneviyatına, dinine katkı yapan kişiyi sever. <laughs> vicdan vicdan sever. Der ki benim imanıma, hayatıma, kemalatıma katkı yapmış, varlığı benim varlığımı ortaya çıkarmış diye böyle bir kalp sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve İsanın derecatı nispetinde tezavvüd eder perestis derecesine gelir. Canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yani bir insan kimi sever? Fıtridir yani. Cemali sever. Mesela kadını veya kadınsa erkeği, çocuğu, güzel şeyi sever. Fıtridir. Kemalatı sever, kamil insanları sever. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Mesela imanına vesile olmuş bir insan düşün. Çok şükür Almanya'da çok kişi yanımızda iman etti. Ve her gittiğimizde hemen geliyor. Şimdi düşün ki sen Allah muhafaza bir tarikatta değilken esrar içiyordun, eroin içiyordun, onu yapıyordun, bunu yapıyordun. Tuttular seni menzile götürdüler. Tamam. Adam şimdi diğerim boş ver sen kendini düşün. Ya esrardan kurtardı. Vesile oldu. Nasıl olduysa. Allah onun üzerine yaptı. O yapmıyor. O aynadır, aynada yansıyan güneştir. Semadaki güneş aynaya vurur, oradan yansır. Senin esranından, içkinden, şundan, buradan kurtulmaya vesile olun. Canını vermez misin ya? Beni zaten bataklıktan kurtardı. Ama ötekisine böyle bir sorun yoktu ki. Niye şey yapsın? Seni akmak zanneder. Akmak kendisi. Görmedi ki iyilik. Daha layık değil yani. Niçin söyledim? Yalnız bir defa onun benim dünyamı imanıma vesile olsa... Yani... Cemal ve Kemal ve İsa'nın vesile olsa dünyamı feda ederim ben ona. Beni Allah ile tanıştırdı. Bir tanesi vardı böyle. Dedi ki bu kim bu kadar seviyorsun dedi. Almanca Ece'yi çeviriyorlar. Bu diyor benim için. Ee, Allah ile beni tanıştırdı diyor. Başka Türkiye'de bir tane Arceza reisi vardı. Böyle. Abdullah biliyor. Bizim arkadaşlar da biliyor. Ee, i̇manla imanı vardır da Neyse öyle dedi. Annesi dedi ki sen bundan bu kadar niye değer veriyorsun dedi ya. Anne sen beni dünyaya getirdin vesile oldun. Bu beni Allah ile tanıştırdı. Allah'ımla tanıştırdı dedi. Hiç unutmuyorum ya. Yani. Niçin bunları anlatıyorum? İnsan buna böyle bir iyilik yapılsa bir tanesi bir defa dahi olsa canını verir. Halbuki bu örnek gibi bütün mevcudattaki cemal, şu kainattaki cemal, Kemal, İsan, Cenab-ı Hakk'ın cemal ve Kemal ve İsan'ına nispeten küçük bir lemasıdır. Yani bunlar Allah'ın esmasının perdelerin perdenin perdesidir, canımı verdiğimiz şeylerin. Onun cemal ve Kemal ve İsan'ına nispeten küçük bir e, birkaç lema lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Mesela Güneşi düşün şurada. Ayna, 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 ayna. Güneşi gösteriyor. Bu ayna çapına göre kırıktır, tozludur, renklidir. Güneşi öyle gösterir. Bu aynadan kasıt ruhtur. Burada gözüken Cenab-ı Orası Cenab-ı Hak. Burada aksediyor. Bu büyük zatların sana İsa'nın şu aynayı bodurma tutsan. Karanlık yere. Bu aynadaki güneş orayı aydınlatır mı? Ha, evliyalar, şeyhler, hocalar, ustatlar, abiler, önde gidenlerimiz ayna gibidir. Biz bu durumdayken bize nuru yansıttılar. Nuru bundan geliyor görüyorum ama sonra öğreneceğim ki burası yansıtandır, aslı odur. Bunu kaynak kabul etmemek şartıyla bu lazım der ustad. Çünkü vesiledir, nur onunla geliyor. Bunu asıl kabul etmeyiz, ama reddetmeyiz çünkü direkt alamıyoruz. Çünkü evime elektriği direkt alsam Keban Barajı'ndan evim duman olur. Arada traf olması lazım. Evet, on, kimin Cenab-ı Hakk'ın Cemal ve Kemal ve İhsan'ına nispeten küçük bir lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Büyük zatların bize iyiliği, Allah'ın iyiliği karşısında. Demek nihayetsiz bir muhabbete, layık ve nihayetsiz bir rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elak olan bir Zat-ı Zülcelal ve Likram'ın saadet ebediyede rüyetine muvaffak olması yani Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti. Kendi adına mı gitti? Yok. Hepimizi tanımladı. Ona getirdiğimiz salavatları aldı. İmanı, ubudiyetimizi ve istidat ve kabiliyetimizi hepimizin götürmüş. Hepimizin siyle Allah ile görüştürmüş. Kendisi kendisi başına gitmedi. Üç tane şey almış yanına. Emanet, nur, anahtar. Peki o Eşheden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammed'den ve Resul var. Orası kim söylüyor? Cebre niçin söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam gitmiş. Allah selam veriyor. Esselamu aleyke ya emin nebi. Ne yapması lazım? Hemen hidayet ya Ben, ben, ben Allah'ı göreceğim de seni hatırlayacağım. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi Ne mukabele ediyor. Ya Rabbi senin selamın benim ve benim, benim ümmetim sana iman edenler hepimizin selamı da senin selam onların da üzerine olsun diye selam arkaya atıyor. Arkaya taşıyor. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Salih, iman eden kullarına bunu uzaktan gören Cebrail 6. Şua'da bunu anlatıyor. Allah Allah bu nasıl şefkatli peygamber. Bu miraçta da ümmetini unutmamış. Üç yerde bir tanesi de miraçta. Bir de doğduğu zaman bir de haşir meydanda. Bunu burada da unutmadı. Nasıl bir şefkatli peygamber? Şehadet getiriyor. Şehadet onundur. Miraçın simgesidir. Etnetahiyat okumak. Cebrail aleyhisselam da Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve o hayret yani. Orada bir orada vardı kabiler biz. Bu iyiliğini nasıl öderim ki? Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete işte diyor ki ha sen yapabildin yapamadın kul oldun o yolda bulundun peygamberimiz diyor. Ama sana müjde her cennete gidene bu müjde getirilmiş. Ne? Allah'ı herkes Rabbini görecek. Allah değil de herkes Rabbini görecek. Herkesin Rabbi ayrı, Allah'ımız bir. Herkes Rabbimiz, benim Rabbim ayrı, senin de ayrı, ayrı. Rabbul Alemin aynı, Allah da aynı. Herkes Rabbini görecek. İşte cennette Allah'ı göreceksiniz, Rabbinizi göreceksiniz. Müjdesini getirmesi Bundan daha büyük iyilik ne olabilir? E, saadet ebediye mazar olacaksınız. Ebedi saadete. Ölüm yok. fırak yok. Acı yok. Alışma da yok. Bir an bir ana benzemiyor. Cennetin ilk adımını söyleyeyim size. Şimdiye kadar aldığın, doğdun, öldün. Özel hayatında dahil. Elmadan, armuttan, baklavadan. Bütün lezzetleri toplar mısın? Topla. Koy. Şuraya koy. Bütün aldığın güzel sesleri keyifli koy. Bütün aldığın gözdeki lezzetleri koy. Bütün hayat boyunca aldığın kokul tatlarını koy. Dokunmaları hem yani hayatında güzelliklerini varsa koyar mısın? Koy. İlk adımın bunların toplamıdır. İkinci adım buna hiç benzemiyor. Ünsiyet ülfet olmasın diye. Bir an bir ana benzemeyecek. Ondan sonra sonsuz. Son cümlemiz. Saadet-i ebediyede de Cenab-ı Hakk'ın rüyetine muvaffak olmasına ne kadar saadet haber yani herkes Rabbini cennette görecek müjdesine medari surur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan insan anlarsın. Allah bu hakikata bizi mazar eylesin. Hakikati miraca mazar eylesin. İdrak edenlerden eylesin. Usul ve furularımızı hissedar eylesin. Bizi muhatap eylesin hakikatına mazar eylesin. İnsan olan kamil insanlarla bizi haş ve cem eylesin. Surette beraber olmayı nasip ettiği gibi hakikatına da Allah ahirette mazar eylesin. Allah'ım bizi birbirimizi bırakma. Biz birbirimizsiz yapamayız. Ya Rabbel Alemin ey gören ve duyan Allah'ım. Bak bir, birbirimizsiz olamadığımız için biz buradayız. Bizi de ahirette birbirimizsiz bırakma. Sensiz bırakma. Habibinsiz bırakma Ya Rabbel Alemin. Ne isteyeceğimizi bilmiyorum. Nerelerden de sığınacağımı da bilmiyorum. Ama 124 bin peygamberlerin istediğini istiyor. Sığındıklarına da sığınıyoruz Ya Rabbi. Nasip eyle. Allah'ım İslamiyete Müslümanlara gaziye ve biladi İslam. Her nerelerde mücahit ve mücadele edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Yardım edenlere de yardım eyle Ya Rabbi. Onlara düşmanlık edenlere de kahhar isminle, kahru perişan eyle. vahum enilhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El-Fatiha.